Geçen yayında da konuştuk, Bitcoin'i konuştuk, blockchain'i de konuştuk. Şimdi bununla ilgili tekrardan bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle sorum şu olacak, biraz da hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Bitcoin teknolojisinden biraz bahsedebilir misiniz? Pekala. Zannedersem geçen yayında da kısaca aktarmıştık. 2009 yılından beri hayatımızda olan bir teknoloji bu. En önemli özelliği merkeziyetsiz olması ve sansüre uğramadan, aracılar olmadan kişilerin birbirlerine bizim nakit diyebileceğimiz, dijital nakit diyebileceğimiz bir para transferini gerçekleştirmeleri. Bunu ilk olarak hayata geçiren kişi ya da kişiler, Satoshi Nakamoto da bu şekilde tanımlıyor sistemini. Buradaki bizim için önemli olan şey şu, Bitcoin'i basan veyahut da hayata geçiren bir kurum ya da kuruluş yok. Bu bir programdan ibaret. Bu programı biz bilgisayarımıza kurup çalıştırdığımızda hemen hemen tüm temel özelliklerine sahip oluyoruz. Daha önce BitTorrent kullanmış olan arkadaşlarımız varsa veya benim gibi daha geriye dönersek işte eDonkey, eMule, Kazaa gibi dosya paylaşım programlarını kullanmış olanlar varsa onlara biz peer-to-peer diyorduk. P2P dosya paylaşım programları diyordu. Bunlar bu yapıdaydılar. Bir merkezi sunucu yok, istemci yok. Onun yerine herkes hem sunucu hem istemci olarak çalışıyor. Ve bu Bitcoin'in altyapısını sağlıyorlar. Ayrıca da buna ilave olarak da bir muhasebe kaydı tutuluyor. Kimin elinde ne kadar Bitcoin olduğunu belirlemek için 10 dakikada bir de bu muhasebe kaydına bir ilave yapılıyor. Bu ilave de 1 megabaytlık, çok büyük bir alan değil. İçerisine ellerinde Bitcoin bulunduran hesapların birbirlerine gönderdiği işlemler yazılıyor ve bu şekilde çalışıyor. Para nereden ortaya çıkıyor dersek de her bir 10 dakika içerisinde o yeni bloğu oluşturmayı başaran katılımcı, madenci de diyebiliriz ona, bir ödül elde ediyor. Ve bu ödülü de diğer arkadaşlarına verebilir, satabilir, kendi değerlendirebilir. Para da bu şekilde ortaya çıktığı için kapalı devre bir sistem elde ediyoruz. Yani birisi getirip de bizim elimize Bitcoin'leri vermiyor. Bunu basan, tedavülden kaldıran, miktarını denetleyen bir kurum yok. Sadece şunun garantisi var. Bu muhasebe kaydı bozulmadan sürekli olarak korunacak tüm katılımcılar tarafından ve birbirlerine bunu aktarmaya devam edecekler. 10 dakikada bir de bunun üzerine bir ilave yapacaklar. BitTorrent'te nasıldı? Dosyalarımız kalıyordu ağda. Biz birbirimize dosyanın tümünü veyahut da parçalarını paylaşıyorduk. Onları birleştirip yeniden dosyaları elde ediyorduk. Bunun için yapılmış bir sistemdi. Bitcoin'de bunun para için yapılmış olan hali diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Hocam bir diğer soru gerçekten iyi anlattınız. Bir diğer sorum şu. Şimdi Bitcoin'den hep bahsediliyor, şey yapılıyor. Marketlikte, borsalarda var. Sorum şu. Bitcoin'in son adeti 2140 yılında çıkarılacağını söyleniyor. Peki bunun planlama mantığı nedir? Yani kim bunu hesaplıyor? O dediğim gibi normalde böyle bir başta 21 milyon adet Bitcoin var ve bunu paylaşıyor değiliz. Bu sistem çalıştıkça yeni bir miktar Bitcoin sisteme ilave ediliyor. Yavaş yavaş doluyor diye düşünebiliriz. Bunda da başlangıçta 50 adet veriyorlar. Her 10 dakikada bir 50 adet veriliyor. Belli bir süre sonunda, takribi 4 yılın sonunda bu miktar yarılanıyor. Oluyor 25. Sonra oluyor 12,5, 6,25. Yavaş yavaş azalıyor. Burada aslında tam olarak sıfıra gitmiyor. Hep böyle küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ama bir yerden sonra biz artık onu sıfır kabul ediyoruz. Bunların hepsi de o bahsettiğim bizim bilgisayarımıza kurduğumuz, çalıştırdığımız programın içerisinde var. Eğer biz bu programı değiştirmeye kalkarsak, başka türlü çalıştırmaya kalkarsak, diğer katılımcılar bizim uygunsuz bir şey yaptığımızı fark ediyor ve bizi sistemin dışarısına atıyorlar. Diyorlar ki bu kişi hile yapmaya çalışıyor, daha fazla Bitcoin elde etmeye çalışıyor, daha fazla Bitcoin varmış gibi davranıyor. Diyor ki bu hesapta bir hata var, bu kişiyi biz devre dışına alalım. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri sürekli olarak kendini kontrol eden, denetleyen bir mekanizması var. Ama yani bu 21 milyon sayısına dediğim gibi böyle küçük küçük sonda artık rakamları ekleyerek ulaşacağız. Biz çok kısa bir süre sonra %80'i 90'ı bunun çıkmış olacak. Ve hani çok küçük miktarlarda Bitcoin çıkmaya başlayacak. Eğer Bitcoin böyle çok büyük rakamlara ulaşmazsa, işte atıyorum milyon dolarlar vesaire, büyük ihtimalle esas para kazandıracak şey madenciler için işlemlerin kendisi olacak. Ya da bizzat Bitcoin elinde tutan insanlar bu madencileri sübvanse etmeye başlayacaklar.
Diyecekler ki siz kapatmayın, çalışmaya devam edin. Biz size kendi paramızdan bir miktar verelim. Bu da çalışma yöntemlerinden bir tanesi. Teşekkürler hocam. Peki ek bir soru, yani buna ek olarak bir soru daha sormak istiyorum. Şu, diyelim ki şu anda çalışan minerlar dediğimiz %70'i durdurduğunu varsayalım. Gene aynı şekilde 2140 yılında çıkma ihtimali var mı veya süre uzar mı, kısalır mı? Bitcoin'in şöyle bir derdi var. 10 dakikada bir blok üretmek istiyor yazılım. Yazılımın bütün programlandığı şey bu. Şuna bakıyor. Bundan önceki blok ne zaman üretildi? Bunu da böyle sadece bir bloğa bakmıyor. Belli bir miktar bloğa bakıyor. Eğer bloklar çok hızlı üretiliyorsa, ya diyor bunda bir terslik var. Herhalde çok ya fazla çok madenci var. Onlar çok çalışıyorlar. Ya çok fazla madencilik gücü var. Ya da kolay geliyor bu adamlara bu durum. Ve zorluk seviyesini arttırıyor. Bunu bir 10 dakikada bir çözülmesi gereken bir zor bir problem var. Bu problemi çözen kişi o ödüle hak kazanıyor. Ve gitgide zorluğu arttırarak tekrar 10 dakikaya getirmeye çalışıyor. Tersi olduğu durumda 20 dakika oldu, 50 dakika oldu, 1 saat, 10 gün oldu. Bu sefer de kolaylığı düşürerek yine 10 dakikayı tutturmaya çalışıyor. En son madenci kalana kadar, yani bir tek bilgisayar bu hesabı yapmaya devam edene kadar Bitcoin çalışmaya devam eder. Bitcoin'i durdurmak istiyorsak eğer bütün Bitcoin çalışanların bilgisayarlarına el koymamız lazım, yasak etmemiz lazım. Dünya üstünde Bitcoin'in çalıştırılmasını, kullanılmasını, herkesi bundan men etmemiz lazım. İnternetin durdurulmasıyla aynı problem. Yani Bitcoin problemi şöyle düşünebilirsiniz. Ben dünya üstünde interneti durdurmak istiyorum. İnternet zararlı bir kurum. İnterneti nasıl kapatırım? İki kişi birbirine bağlı olduğu sürece internet var demektir. Ama ne olabilir? Kopuk kopuk olabilir. Hani herkes iki iki birbirine bağlanmış olabilir. Bu bir sıkıntı. Ama Bitcoin altyapısı diyelim. Bunun olmasını engellemek için şöyle bir şey yapıyor. Mesela Blockstream adı verilen bir kurum var, bir şirket. Bunlar uzaya uydular gönderdiler. Bu uydular aracılığıyla Bitcoin blok zincirini duyuruyorlar. Hani bak ilerliyor, 10 dakikada bir ilerliyor, siz de haberdar olun diye. Mesela onu da vurup indirmek lazım. Yani o orbitteki, yörüngedeki uyduyu da düşürmeleri lazım ki Bitcoin iyice çalışmaz hale gelsin. Teşekkürler hocam. Peki diyeceğim, şimdi son zamanlarda blok zinciri çok önemli bir hal almaya başladı, ama bu blok zinciri önemli hale getiren de bir Bitcoin oldu. Yani Bitcoin çılgınlığı ortaya çıkmasaydı blok zincirden belki ileride haberdar olunabilirdi, ama bu kadar.